Kimler kum havuzunda oynamak ister? Hadi birlikte bir oyun oynayalım. Herkes bir oyuncak seçerse... bu da olur herhalde. Harika görünüyor Tilly. Biri bir süper kahraman mı çağırdı? Vay, yarışa bak. Hay Allah. Dikkatli ol Tilly. Ağlamayın bebekler. Kum havuzunu paylaşmamız lazım. Hatırladınız mı? Kum havuzunda herkese yetecek kadar yer var. Bu hiç iyi olmadı. Birlikte oynamamız gerekiyordu. Büyük bir nefes arasına ihtiyacım var. Burnundan nefes al. 1, 2, 3. Ağzından ver. 3, 2, 1. Bebekleri birlikte oynamaya nasıl ikna ederim? Sadece inşa etmek değil. Sadece arabalar değil. Ve sadece süper kahramanlar da değil. Ama büyük şey birlikte. İşte bu. Parlak bir fikrim var. Bebekler. Yardımınıza ihtiyacım var. 3 cesur süper kahraman gerek. Teddy'yi kurtarmak için. Ama ona ulaşmak için süper arabalarınızı kullanmanız gerek. Ve bunun için harika bir yarış pisti inşa etmelisiniz. Ne dersiniz bebekler? İşbirliği yapıp Teddy'yi kurtarmaya ve... ufak bir yapış tapış kazanmaya hazır mısınız? Arabalarınızı seçmeye hazır mısınız? Şimdi süper kahraman kostümleri gerek size. Hepiniz hazırsınız süper bebekler. Gel evinize. Hazır. Başla. Ve yola çıktılar. Süper arabalar yüksek hızda kum havuzunda yarışıyor. Tırmanı geçtiler ve kovanın etrafında... O da ne? Tehlikeli rampa yarışabilecekler mi? Yaşasın! Dikkat süper bebekler! Bu bir tünel! Şu en kedi oyuncaklarına dikkat! Dikkat edin! Vahşi bir orman bu! Eyvah! Ben düzelteyim hemen! Köprünün üzerinden geçtiler! Çok yaklaştınız süper bebekler! Birisi bu yapış tapışları kurtarsın! Başardınız bebekler. Nazik olduğunuz ve birlikte oynadığınız için bu perde yapış tapışları kesinlikle hak ettiniz. Bu çıkartmaların üzerinde arabalar var çünkü... Galiba süper bebeklerin işi henüz bitmemiş. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Bugün de çok şey öğrendiniz. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Sophia Pırıl, çiçek prensesi. Timpi, maceraya hazır.
ve Harper kucak. Ah, bir kelebek. Büyük sürprize hazır mısınız? Açın gözlerinizi. Çok özel yapış tapışlar kazanmak için bugün yeni bir şeyler deneyelim dedim. Engelli koşu. Ne dersiniz? Görünüşe göre tipi buna doğuştan hazır. Hadi bebekler, yarışa başlayalım. Sen de yapabilirsin Sofia. Bir dene bence. Aferin sana tipi. Ama biraz dikkatli olalım. İşte bu Harper. Başarıyorsun. Hay aksi, yakaladım. Sen de denemek ister misin Sofia? Yapabilirsin Sofia. Kaydıraktan yavaşça kay ve... Yok bir şey bebekler. Hallederiz şimdi. Hadi hep beraber büyük bir nefes arası verelim ve meseleyi çözelim, tamam mı? Nefes al. Bir, iki, üç. Nefes ver. Üç, iki, bir. Yeni bir şey denemeye cesaret edebilmesi için Sofia'ya nasıl yardım edebilirim? Bir yandan da herkesin eğlenmesini nasıl sağlarım? İşte bu. Parlak bir fikrim var. Hadi tekrar deneyelim. Ama bu kez bir takım olarak birlikte çalışacaksınız. Ekstra özel bir ödül de sizi bekliyor olacak. Üç cesur bebek için üç yapış tapış burada. Ve tabii ki cesur bir bebek takımına süper kahraman kostümü gerek. Yerlerinize hazır, başla. Yapış tapışları mutlu kalpler çıkartma tablonuza koyacağım. Yeni bir şeyler denediğiniz için renkleri mavi. Büyük bir banyo arasına ihtiyacımız var gibi. Denediğiniz için sizinle gurur duyuyorum bebekler. Bence Sofia artık engel parkurlarını seviyor. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Bugün ne çok şey öğrendiniz. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Bu bebeğin kim olduğunu bilen var mı? Ben biliyorum. Becerikli Tili. Hadi bir daha. Eyvah, dur bekle. Yakaladım.
Bu sefer sıkı tut dilim. Ve bu da... Kitikete benziyor. Bu şekeri tanıyorum. Harper Hugs. Dikkat et. Çok sıkı sarılırsan balonun patlar. Önemli değil Harper. Gideceğimiz yerde bir sürü balon var. Böyle gelin. Kafalar, omuzlar, dizler, parmaklar. Haydi bebekler. Hoppa. Arıya yaklaşmamak için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kazayla bizi sokarsa canımız çok acıyabilir. Merak etmeyin bebekler. Ekip çalışması gerçekleştirir rüyaları. Çabuk olun. Ucuz atlattık. Arı dışarı çıkacak bir yol buldu herhalde. Ne tatlı bir minik arı. Belki de dışarıya çıkabilmek için biraz yardıma ihtiyacı vardır. Kapıyı açarsam belki de... Ay! Yok bir şey bebekler. Sadece minik bir arı. Onu rahatsız etmezsek o da bizi rahatsız etmez. Sorun yok Charlie. Sadece büyük bir nefes arasına ihtiyacın var. Burnundan nefes al. Bir, iki... Üç, ağzından ver. Üç, iki, bir. İşte bu. Parlak bir fikrim var. Yok bir şey yolunu buluruz. Sıkıntılar çabucak yok olur. Yok bir şey yolunu buluruz. Sıkıntılar çabucak yok olur. Bakın bebekler. Bence bu minik arı sadece arkadaş olmak istiyor. Gördünüz mü? Bizi incitmek istemiyor. Birbirimize çok yaklaşmadan arkadaş olabiliriz. Ama önce bu arıcığın dışarı çıkmasına yardım etmeliyiz. Vay, ne kadar cesursunuz bebekler. Yeni bir şey denediniz ve yeni bir arkadaşınız oldu. Bu ne demek biliyorsunuz. Biraz daha burada kalacaksan sana bir isim lazım. Bir fikriniz var mı bebekler? Bibi! Harika bir isim Tilly. Bibi? Kucak? Unutma Harper, arılara asla çok yaklaşmamalıyız. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Bugün ne çok şey öğrendiniz. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Minik pop yıldızımız. Lala Gugu. Çılgın fırça Doti boyamaya hazır. Ve son olarak uykucu ayıcık Snoozer. Yorgun Snoozer.
kalpler. Harika bir gün bizi bekler. Kılık değiştirmece oynadığımıza göre itfaiyeci olmaya ne dersiniz? İşbirliği yaparsak hepimiz bir tane yapış tapış da kazanabiliriz. İtfaiyeciler insanları kurtarır ve yangınları söndürür. Ve özel bir üniforma giyerler. O zaman önce itfaiyeci kaskları bulmamız gerekiyor. Pekala, tekrar deneyelim. Çok şeker oldunuz. Şu ceketleri de giydik mi tamamdır. İtfaiyeci olmaya hazırız. İtfaiyecilerle ilgili en önemli şey takım halinde çalışmalarıdır. Dotti, portumu kontrol altına alalım lütfen. Lala. Wow. Unutmayın, kulaklarımızla dinliyoruz. Sorun yok Charlie. Halledersin sen. Büyük bir nefes arasına ihtiyacın var. Nefes al. Bir, iki, üç. Nefes ver. Üç, iki, bir. Buldum. Önce biraz yemiş ve kucaklamayla bebekleri sakinleştireyim. Ve birazcık da işbirliği yapma eğitimi. Tüm itfaiyecilerin itfaiyeci eğitim alanına gitmeleri gerekiyor. Ay, kedicik Kitty de itfaiyeci olmak istiyor. Pekala, iyi bir itfaiyeci olmak ve yapış tapış kazanmak istiyorsanız öğrenmeniz gereken bazı şeyler var. İtfaiyeciler her an hazır olmalıdır. İtfaiyeciler cesur olmalıdır. Ve en önemlisi itfaiyeciler işbirliği yapmalıdır. Tamam bebekler, itfaiyecilik eğitimini bitirmek ve yapış tapış kazanmak için son sınavınız geliyor. Tek yapmanız gereken şey şu yangını söndürmek. Tebrikler bebekler. İtfaiyecilik eğitimini bitirdiniz. Ah olamaz. Kedicik Kitty ağaçtan inemiyor. Keşke ona yardım edecek itfaiyeciler olsaydı. Nina, Nina. Lade. Harika fikir uykucu Snowzer. Battaniyeni kullanabiliriz. Başardınız. Takım çalışmanız muhteşemdi bebekler. Yapış tapışları kesinlikle hak ettiniz. Bu kırmızı özen göstermenin rengi. Ve üzerinde itfaiye kamyonu var. Çünkü harika itfaiyecilik yaptınız. Onca ağır işten sonra acıkmış olmalı. Oh! Bir acil durum daha. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Ne çok şey öğrendiniz. İşte biri bu. Ne kadar büyük bir bilgen varmış. Dotty bu. Yakalayabilir misin? Tipi. Kip
benimle. Akan bilyeler kurmak ister. Bak ya. Birlikte oynamak için harika bir oyun. Ne yapacağımızı göstereyim. Tüpleri böyle birleştiriyorsunuz. Şuraya bir zikzak ekleyebiliriz. Buraya da bir spiral. Ve işte oldu. Şimdi bilyeyi tepeye yerleştirme zamanı. Biraz alabilir miyim Doti? Aa! Hazır mısınız? Hadi. Seveceğinizi biliyordum. Şimdi birlikte bir tane kurmaya ne dersiniz? Bravo sana Billy. Çok yaratıcısın Doti. Aferin sana Tipi. Onları birleştirmeyi unutma. Bak ama Doti, paylaşalım. Bebekler, iş birliğiyle çalışacaktık. Hatırladınız mı? Tipi, önce bir tek bilyeyle test etsek nasıl olur acaba? Kocaman bir nefes arasına ihtiyacım var. Burnundan al. Bir, iki, üç. Ağzından ver. Üç, iki, bir. İş birliği yapmaları için bebeklere nasıl yardım etmeli? İşte bu. Harika bir fikrim var. Ağlamayın bebekler. Bir planım var. Hadi plan yapalım. Kurmaya başlamadan önce yapmak istediğimiz şeyin bir resmini çizelim. Böylece birlikte çalışmak kolaylaşacaktır. Ve iyi bir takım çalışmasıyla ne kazanırsınız bilin bakalım. Yapış tapışlar. Ne güzel paylaştın Doti. Herkes birbirine yardım etsin. Harika gidiyor. Şimdi son rotuşları alalım. Baby Boo. Harika bir plan bu bebekler. Şimdi oyun kurma zamanı. Kıvrımlar harika. İdeal yükseklik bu. İşte bitti. Şimdi kim test etmeye hazır? Yerlerinize hazır. Başla. Başardınız bebekler. Birbirinizi dinlediğiniz ve bu kadar güzel işbirliği yaptığınız için kesinlikle yeşil yapış tapışları da hak ettiniz. Şimdi ne yapmak istersiniz bebekler? Çizim tahtasına geri gidiyoruz ha? Büyük doğum günü disko partisine kimler hazır? Diskoyu herkes çok sever ama başka neyi severler biliyor musunuz? Doğum günü tacını. Acaba bu özel doğum günü tacı kime ait?
Bir bakalım. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Sen misin Beribu? Bugün senin doğum günün mü? Hayır mı? Sen değilsen. Öyleyse bu. Katie Cat'in özel günü olsa gerek. Senin doğum günün de değil ha? Öyleyse geriye bir tek. Bir dakika. Lala Gugu. Senin doğum günün mü? Yaşasın mutlu kalpler. Parti bizi bekler. Lala Gugu'nun doğum günü disco partisine hoş geldiniz. Dans hareketleriniz tam puan aldı bebekler. Ama bu diskoda bir şeyler eksik sanki. Kim şarkı söylemek ister? Peki doğum günü kızı birinci olabilir. Ve sonra da sıra Beribu ve Katie Cat'e gelecek. Değil mi Lala? Lala, şarkı söylemeyi sevdiğini biliyorum. Ama arkadaşlarına da sıra versen çok güzel olacak. Biliyorsun, paylaşmak, yapış tapış kazanmak için harika bir yol. Son bir tane ha? Beni ve Katie için de sorun yoksa. Beribu, Katie Cat, Lala ile şarkı söylemek istemez misiniz? Hayır. Nasıl düzelteceğim bu durumu? Bu bebekleri tekrar birlikte oynamaya ikna etmem lazım. Ay, çabuk olmalıyım. Belki de büyük bir nefes arası işe yarar. Burnundan nefes al. 1, 2, 3. Ağzından ver. 3, 2, 1. İşte bu. Parlak bir fikrim var. Şu cupcake'lere bakın. Bunları Lala için dekore etmeme yardım eder misiniz? Pasta süslerim de var. Lala sizi şarkı söylemeden ayırmak istememişti aslında. Bence biraz fazla heyecanlandı. Şarkı söylemeyi nasıl sever biliyorsunuz? Ay, sizi epeyce özlemişe benziyor. Unutmayın, her ne olursa olsun dostlarımızın yanında olursak yapış tapış da kazanabiliriz. Yapış tapışlar! Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun sevgili Lala. Mutlu yıllar sana. Paylaştıkça sevelim, sevdikçe paylaşalım. Yapış yapışlar. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Bugün ne çok şey öğrendiniz. Mutlu kalplerde oynamaya gelmiş. Bak biri bu. Senin yumurtan çilek kırmızısı. Tam sevdiğin gibi. Galiba başka yumurtalar da geliyor.
Yumurta avı için bize bir sürü lazım. Tipi, dikkat et. Dodi, çekil oradan. Bakın bebekler, Dodi yumurtasını çoktan süslemiş bile. Pekala bebekler, ben yumurtaları saklarken siz de gözlerinizi kapatın. Bakmak yok. Tamamdır bebekler. Yumurta avı başlasın artık. Hadi, hadi, hadi. Hadi bebekler, çok iyi gidiyorsunuz. Aramaya devam. Yumurta yok mu? Bütün yumurtalar nasıl biter böyle? Yok bir şey tipi. Elimizdekileri tekrar saklarız, olur biter. Zavallı Billy bu. Çok üzüldün biliyorum. Yumurtalar nereye gitti anlamıyorum bir türlü. Yok bir şey canımcıklar. Onca yumurta nereye gitmiş olabilir ki? Büyük bir nefes arasının tam zamanı galiba. Nefes al. Bir, iki, üç. Nefes ver. Üç, iki, bir. Buldum. Parlak bir fikrim var. Pekala bebekler. Yumurtaların kalanını bulmak istiyorsak önce Dodi'yi bulmamız gerek. Saklambaç oynama zamanı. Dodi, yumurtaları paylaşmamız gerekiyor. Bak sevgili Dodi, paylaşmayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bebeklerin kalemlerini ve boyalarını kullanmalarına çok güzel izin veriyorsun değil mi? Hem bak ne diyeceğim, yumurtalarını paylaşarak yapış tapış da kazanabilirsin. Tapış? Ne kadar da naziksin sevgili Dodi. Tamam bebekler, bence yumurta avına yeniden başlayalım. Ne dersiniz? Şu yumurtalara bakın bebekler. Hep birlikte ne güzel paylaştınız. Paylaştıkça sevelim, sevdikçe paylaşalım. Paylaştığınız için hepiniz birer yapış tapış kazandınız. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Bugün ne çok şey öğrendiniz. Şimdi bunca yoğun çalışmadan sonra bence herkes leziz bir atıştırmalığı hak etti. Hay olamaz. Tipi nereye gitti? Tipi. Dikkat et. Bahçede bugün için o kadar çok eğlenceli şey planladım ki. Ve dedim ki en iyisi sürpriz bir piknikle başlamak. Pikniğimiz. Ne oldu burada böyle? Patizi mi? Kitty, sen mi yaptın bunu? Hayır.
mısın tipi? Ha. Diz çalıların arkasına gidiyor. Oh, görünüşe göre bir ziyaretçimiz var. Pikniğimizi beğendiğine çok sevindim. Neyse ki planladığım daha bir sürü şey var. Hadi bebekler, eğlencemiz başlasın. İşte bu. Şimdi kaydıraktan kayın. Git biraz gel. Çiçekler çok güzel Dotty. Gitti. Aha. Bir varmış, bir yokmuş. İki minik kedi yavrusu varmış. Ha? Kediler, bebekler. Of, çok kocaman bir nefes arası gerekiyor. Burnundan nefes al. Bir, iki, üç. Ağzından ver. Üç, iki, bir. Kediler kavga etmese hep birlikte oyun oynayabiliriz. Ama kediler hangi oyunları sever? İşte bu. Parlak bir fikrim var. Kedileri birbirlerinden ayırmak yerine süper eğlenceli kedi oyunlarıyla onları bir araya getireceğiz. Ne dersin Kitty, Sunny ve Katie Cat? Kedi uzmanı sen olduğuna göre sen ne dersen onu yapacağız. Ve hepimiz yapış tapış da kazanabiliriz. Dinleyen özel kulaklarımızı kullanırsak tabii. Kedili engel parkuru harika bir fikir. Yerlerinize hazır. Kedili. Miyav, miyav, miyav. Birlikte oynuyorlar. İyi fikir Katie. Hadi lezzetli bir kedi pikniği yapalım. Birlikte yemek yiyorlar. Kedilerin resim yapmayı sevdiğine emin misin? Galiba birbirlerini çizmişler. Dostlarla kurabiye ve sütten iyisi yoktur. Değil mi kediler? Bugün Katie'yi dinlerken harikaydınız bebekler. Hepiniz dinleyen özel kulaklarınızı kullanıp yeşil bir yapış tapışı hak ettiniz bence. Siz ikiniz bile. Pekala, masala hazır mıyız? Bir varmış, bir yokmuş. Can dostu iki kedi yavrusu varmış. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Sofia Pırıl, Cupcake Prensesi. Harper Kucak, Şeker Gibi Tatlı. Berry Boo, En iyi Pastacı Bebek. Şimdi kimler leziz bir pasta yapmama yardım etmeye ve yapış tapış kazanmaya hazır? Vay, çok güzel bir pastaymış bu Berry. Ama yapması sanki biraz zor gibi. Pişirmek istediğin buysa bir deneme yapabiliriz. Hadi bebekler, önlüklerimizi giyelim ve el birliği yapalım.
yapalım. Hey! Çok iyi fikir Barry. Önce dikkatle unu ölçmemiz lazım. Ay! Unu biraz fazla kaçırdın galiba Harper. Ama eminim tarifi iki katına çıkarabiliriz. Bebekler, işbirliği yaptığımızı hatırlayalım lütfen. Bir şey diyeyim mi? Pişince daha iyi görünebilir belki. Bu ilk denememizdi. Ağlama Barry. Eminim tadı görüntüsünden daha iyidir. Tadı çok ilginç. Hadi. Pekala bebekler. Büyük bir nefes arası verme zamanı gelmiş olabilir. Nefes al. Nefes ver. İşte bu. Bu pastayı yapmak için o kadar çabaladınız ki sizinle gurur duyuyorum. Ama hep beraber çalışıyorken birbirimizi kulaklarımızla dinlememiz çok önemli. Bence bu kez Şef Barry'nin planını takip edelim. Ayrıca birbirimizi dinlemek yapış tapış kazanmak için de harika bir yol. Herkes yerlerine. Hazır. Ve pişirin. Bravo size. Sonunda bitti. Ne güzel kokuyor değil mi? En eğlenceli kısmına geldik. Pasta süslemeci. Harper ve Sophia süsleme konusunda biraz fazla heyecanlandılar galiba. Haklısın Barry. Dostlarınla iyi vakit geçirmek en önemli şey. Vay canına. Kitaptakinden bile daha lezzetli görünüyor Barry. Dinlemek ve birlikte çalışmak konusunda hepiniz harika iş çıkardınız. Kesinlikle bir yapış tapışı hak ettiniz bebekler. Ve bir dilim pastayı. Bu yeşil çıkartmalar dinleyen kulaklarınız için. Yanında da nefis bir dilim pasta. Lezzetli değil mi? Ve şimdi de sıra galiba temizlenmekte. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Ne çok şey öğrendiniz. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Tada! Cepte! Barry Boo geldi bile. Kim saklanıyor orada? Snoozer! Burada da Dottie! Şimdi son bir bebek daha kaldı. Nerede olabilir acaba? Gümbür Rocky bu. Bu şaka biraz fazla kaçtı Rocky. Barry ile Dottie'yi korkuttun. Korkmadınız mı?
Tamam öyleyse. Şimdi bugün bana yardım etmeye ne dersiniz bebekler? Hem yapış tapış da kazanabilirsiniz. Snoozer yatağı hazırlarken üçünüz bana yardım edersiniz diye düşündüm. Uyumasına yardım etmek için her şeyin hoş ve sakin olmasını sağlamamız gerekiyor. Herkes hazır mı? Öyleyse başlayalım hadi. Evet. Bebeği rahatlatmak için sıcacık, güzel köpüklü bir banyodan daha iyisi yoktur. Rocky, şampuanı uzatabilir misin lütfen? İşte böyle Rocky. Hareket etmeden güzelce tut biberonu. Son derece nazikçe yüzünü sil. Şimdi bu uykucu minnoşun yatak vakti geldi. Zavallı Snoozer. Korkuttu mu seni bu? Snoozer'ın yatak vakti için sükunet gerekiyor. Büyük bir nefes arası hepimize iyi gelecek bence. Nefes al. 1, 2, 3. Nefes ver. 3, 2, 1. Diğer bebekler oyun oynamak isterken Snoozer'ı nasıl uyutabilirim ki? İşte bu. Rocky, Barry, Dotty, yardımınız gerekiyor. Uykucu minnoşların yatak zamanı geldi. İyi ama neredeler? Bir kedicik burada. Diğerleri nerede acaba? Ve bir tane daha. Ve artık kediciklerin uykuya dalma zamanı geldi. Artık senin de uyku zamanın geldi Snoozer. Başardık bebekler. Yardım ettiğiniz ve bu kadar nazik olduğunuz için çok teşekkürler. Pembe yapış tapışlarınızı tam anlamıyla hak ettiniz bugün. Üzerlerinde yataklar var çünkü. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Bugün ne çok şey öğrendiniz. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Bebeklerle uyku vakti. Bu kitabı çok severim ben. Çok iyi seçtin Lala Gugu. Neredeler? Vay, ne kadar yaratıcısın çılgın fırça. Tıpkı bize benziyorlar. Uyku öncesi masal anlatırken belki bunları da kullanabilirim. Pekala, başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş.
Uyan artık uykucu bebek. Masalı kaçıracaksın uykucu ayıcık. Ne diyordum? Bir varmış, bir yokmuş. Üç bebek yatmaya hazırlanıyormuş. Ama önce akşam yemeği yemeleri gerekiyormuş. Dur, dur. Uykucu ayıcığın sofra adabı dört dörtlükmüş. Yani hı? Çoğunlukla dört dörtlük. Peki çılgın fırça ne yapıyor dersiniz? Ah hayır. Oh. Çılgın yememek için bütün sebzelerini saklamakla meşgulmüş. Ama birden sebzelerinin tadına bakarsa bir yapış tapış kazanabileceğini hatırlamış çılgın. Çılgın fırça yeni bir tat denemiş. Şimdi de bebeklerin banyo vakti gelmiş. Ki çılgın su sıçratınca zavallı uykucu ayıcığın gözüne köpük kaçmış. Uykucu çok üzgünmüş ama Lala Gugu ona nasıl yardım edeceğini biliyormuş. Nazik ellerini kullanarak uykucunun gözlerini rahatlattı. Sıra nihayet bebeklerin pijama giymesine gelmiş. Hey uykucu, kıpırdama. Cıvıtık şey seni. İşte oldu, neredeyse. Of uykucu. Ama uykucu ayıcık pijamalarını giymekten hoşlanmıyormuş. Kendinin canı iyice sıkılana dek kıvrım kıvrım kıvranmış. Ama Charlie büyük bir nefes arası verirse uykucu ayıcığa yardım edebileceğini biliyormuş. Nefes al. Dinle beni tatlı kulaklarınla. Charlie uykucu ayıcığa kısa bir şarkı söyleyip onu sakinleştirince pijamalarını da kolayca giydirivermiş. Bakın uykucu ayıcık kulaklarıyla ne güzel dinliyor. Yapış tapış. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. İyi geceler bebekler. İyi geceler uykucu. Kim bugün mutlu kalplerde oynamaya gelmiş? Yemek yapmayı seviyorsun değil mi Beribu? Hep beraber sevgililer günü kurabiyesi yapalım mı? Ve Harper kucak. Ve Sophia pırıl. Hadi kurabiye süsleyelim mi? Ve belki arada yapış tapış şeylerden de kazanırız. Hadi oyuna mutlu kalpler. Harika bir gün bizi bekler. Bugün kalp şekilli kurabiyelerimizi süslüyoruz. Tam da sevgililer gününe göre. Aa, çok güzel Beribu. Bu tam da yemelik olmuş.
Sofia, en sevdiğin renk galiba pembe. Oh, Harper, kurabiye kulen amma da yüksekmiş. Oh, dikkat et. Uf, ucuz atlattık. Hadi ama ciciler, unutmayın. Önemseyince paylaşırız da. Very bu. Sofia, mutlu kalpler gökkuşağı kuralını hatırladınız mı? Bakın, nazik eller ve nazik kalpler. Paylaşmak ve sırayla oynamak, yapış tapışlardan kazanmak için harika bir yol değil mi? Ne de güzel paylaştın Sofia. Ondan sonra senin sıran geliyor. Ay Beri, çok üzgünüm. Güzel kurabiyelerine ne de çok emek vermiştin. Biliyorum, evet. Çok üzgün olmalısın. Sofia, pembe süsleri istemiştin biliyorum. Ama mor süsleri ne dersin? Çok şirin olur bunlarla değil mi? Sofia, Harper yalnızca yardım etmeye çalışıyordu. Seni çok seviyor. Harper, dur ben sana. Anlıyorum Beri bu. İşlerin iyi gitmemesi hiç hoş değil ha. Oh, Sofia. Bak şu gözyaşlarına. Çok üzgün hissettiğini görebiliyorum. Yok bir şey Charlie. Büyük bir nefes arası gerek sana. Burundan nefes al. Bir, iki, üç. Ağzından ver. Üç, iki, bir. İşte bu. Harika bir fikrim var. Azıcık şampuana sarıp sarmalamak bu işi çözecek gibi. Sevgililer günü aktivitemize dönelim mi artık? Eminim güzel paylaşmacalar ve nazik ellerle yapış tapış da kazanırsınız. Ne dersiniz? Ne kadar güzel paylaştınız böyle bebekler. Bakın, yapış tapışlar da kazandınız üstelik. Bunun rengi pembe, nezaketi simgeliyor. Ve kurabiyeleriniz gibi kalp şeklinde. Aferin size. Şimdi kim bunları tablosuna koymamı ister? Daha nazik Harper. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Ne çok şey öğrendiniz. 3, 2, 1. Fırlat. Hadi uykucu snoozer. İlk uzay seyahatini kaçırmak istemezsin değil mi? Kartlarda oynamaya gelmiş. Sıkı tutun Snoozer. Snoozer. Fırlatma için bu da bir yöntem sayılır ha? Böyle pırt yapmaya devam edersen çabucak aya ulaşırız. Hoppa! Astronot Lala Bubu ve astronot Sofia Pırıl uzaya fırlatılmaya hazır mısınız? Pekala bebekler, uzay roketimiz bizi bekliyor.
omuzlar, dizler, parmaklar. Hadi astronotlar, hoppa! Vay, şu yıldızlara bakın. Wow! Uzaya hoş geldiniz bebekler. Bugünkü görevimiz güneşe kadar gitmek. Ta orada gördünüz mü? Sonra uzay kaydırağından kayıp yastık gezegenlerden geçip dünyaya geri döneceğiz. Yol üzerinde yapış tapış kazanmayı da başarırız belki. Yay! Uzak görünüyor biliyorum ama adım adım gidersek hallederiz. Önce Ay'a ulaşmak için yastık gezegenlerden zıplamamız gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz acaba? İşte bu Lala. Zıpla, zıpla, zıpla. Ne güzel gittin öyle. Gerçekten harikaydı. Pekala Sofia. Sofia, neredesin sen? Sorun nedir Sofia? Astronotçuluk oynamak istiyorsun sanmıştım. Tamam. Canın ne zaman isterse oyuna katılabilirsin Sofia. Çok iyi bir astronot olacaksın. Böyle paylaşman ne kadar güzel Snoozer. Sofia hazır hissettiğinde oyuna katılacaktır. Ama güzel kalbin sana bir yapış tapış kazandırdı. Yapış tapış. Hadi Sofia, istersen bu kez uzaya sen uçabilirsin. Acaba? Bir fikrin var mı Lala Gugu? Pekala. Belki de büyük bir nefes arası düşünmeme yardım eder. Burnundan nefes al. Bir, iki, üç. Ağzından ver. Üç, iki, belki de Sofia, Lala Gugu gibi zıplaması gerektiğini sanıyor ve buna henüz hazır değil. İşte bu. Parlak bir fikrim var. Hadi Sofia. Uzayda bu sefer emekleyerek dolanalım diyorum. Emekleme konusunda senin üzerine yok değil mi? Aa, Lala Gugu. Arkadaşına yardım etmen ne kadar da nazik. Bu bir yapış tapışa geliyor. Bak şuna sen, yeni bir şey deniyorsun akıllı kız. Bu bebekler için ufak bir adım olsa da Sofia için dev bir yapış tapış anlamına geliyor. Şu güzel yıldızlara bakın. Yaşasın mutlu kalplerimiz. Bugün ne çok şey öğrendiniz. Bunu bence kucak baloncuğuyla kutlayalım.